Mafra Haber. Gücü hizmetinizde. Belediyelere baskı yapacaksın abi. Buradayız, köyümüz burası. Ama burası en güzel yerimiz bizim burası. Burası böyle şey, dağ akar mı buraya? Sinop arası, Samsun Sinop arası denize tek girilecek zayiat vermeyen yer yetmez suyu aldı. Yetmez suyu boz suyu aldı. Yani buraya sahip çıkıp da bu teşkilatı kurdurmayan doğmuş ve doğacak olan herkes minnettar kalır. Yani bizim sahilimiz gibi güzel bir yeri yok. Girilecek yeri yok. Yani burayı düzenleyeceklerine, burayı temizleyeceklerine, turist açacaklarına gelip buraya daha kötü şeyler yapıyorlar. Yani anlamıyoruz. Yani Türkiye'de temiz bir yer kalsın artık ya, şurası el değmemiş yer. Niye kirletiliyor? Evet. Ha yapılsın evet, ama uygun bir yere yapılsın. Zarar vermeyecek bir yere yapılsın. Niye buraları kötü yapsınlar? Şu güzelliğe baksana, böyle evet. Güzelliği bir daha ele geçer mi? Onları konudan haberdarlar. Biz işte bu ön incelememizi yaptıktan sonra onlarla da bir araya gelip konuyu bir değerlendireceğiz. Onların da görüşlerini alacağız. Bir de bu tür testleri tabii yerleşim alanlarından ve turizm açısından potansiyeli olan alanlardan mutlaka uzak tutmakta yarar var diye düşünüyoruz. Ama tabii buraya yapılan bu yatırımın gerekçelerini de öğrenmek lazım. Ona göre de bir çalışma yürütmemiz şunu gerekiyor. Gerekli bir şey çevre için. Siz de hazır. Hadi burada. Ama hani çevreyi temiz tutacağız derken insanların da huzurunu kaçırmak. İyi de söyleyin, ki Alaçam'da var. Alaçam'daki atık atma tesisinin yanından kokudan geçilmiyor. Şimdi tabii biz ön inceleme için geldik. Konu bize bir dilekçeyle müracaat etti. İhale yapım aşamasından sonra bilgi sahibi olduk. Gerçi şu anda yine de geç kalınmış değil tabii. Yapımcı firma hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak biz tabii Mimarlar Odası olarak Türk Mühendis Mimar Odaları'nın diğer bileşenleriyle beraber konuyu daha detaylı inceleyeceğiz. Çünkü burada incelenmesi gereken bir planlama açısından doğru olup olmadığı, iki çevre açısından doğru olup olmadığı, üç tarım arazileri var çevresinde ki bunlar atık arıtma tesisleri. Dolayısıyla bunların çevreye yaratacakları olumsuz etkileri ne olup olmadığı konusunda bir inceleme yapılması lazım. Tabii şimdi ilk bakışta buna karar vermek doğru değil. Ancak tabii halkın buna karşı duruyor olması önemli bir faktör. Halkın yaşam alanlarına böyle bir atık tesisinin yapılıyor olması ve halkın da buna karşı durması değerlendirmesi gereken bir husus diye düşünüyorum. Yerel yöneticiler bakımından, siyasiler bakımından dikkate alınması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi. Evet, burası bakıldığı zaman insanların dinlenmek için kullanabilecekleri gerçekten çok güzel bir doğa parçası. Samsun'un en önemli, en güzel sahillerinden bir tanesi. Dolayısıyla böyle bir tesisin bu sahile yaratacağı olumsuz etkilerin çok titizlikle incelenmesi ve irdelenmesi gerekiyor. Ve bizim de yapmak istediğimiz de zaten bu. Bunun için buradayız. Dolayısıyla bunu inceledikten sonra biz de bununla alakalı gerekli raporumuzu hazırlayıp ilgili makamlara ve buradaki yerel idarecilere, muhtarlığa ve halka duyurulmak üzere oluşturacağız. Yani bu gerçekten böyle bir yerde böyle bir tesisi yaparken, böyle bir atık tesisi yaparken bunun çok titizlikle irdelenmesi gerektiği konusunda yine de tekrar etmek istiyorum bu konuyu. Çok önemli bir konu çünkü. Şu anda burada yapılmakta olan arıtma tesisinin sadece biz altyapı yapılmaması için burada değiliz. Yanımızda hemen 2 kilometre yan tarafımızda Alaçam'ın kullanmış olduğu altyapı arıtması var. Bizim istediğimiz buradaki arıtma suyunun Alaçam'a bağlanıp hem maddi olarak hem buradaki kamu insanların burada daha rahat yaşayabilmesi, denizin kirletilmemesi, doğanın kirletilmemesi için bu arıtmanın diğer arıtmayla birleşip halk yararına ve devlet yararına, yani maddi ve manevi olarak devlet yararına fayda sağlaması için burada arkadaşlarımızla beraber toplandık.